Stüdyomuzdayız arkadaşlar. Evet, sizlere programımızın başında söylediğimiz gibi Makina grubuyla buradayız, birlikteyiz. Şimdi onlarla yapacağımız bir sohbet ve onların kendilerinin sizlere sunacağı canlı performansla güzel bir iki saat yaşayacağız. Ancak bu hafta programımıza yine buruk bir şekilde başlıyoruz. Her ne kadar bunu üstümüzden atmaya çalışıyorsak da bu uzun bir süre üzerimizde kalacak gibi. Bu yıl, daha doğrusu son bir yıl içerisinde ard arda gelen kayıplar bizleri biraz sarsmıştı ve bu sarsıntılar devam ediyor. Moğollar grubunun makinası diyebileceğimiz Engin Yörükoğlu'nu, Engin abimizi artık ölümsüzler arasına gönderdik. Kendisine her şey için bir kez daha buradan çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizim yayın hayatımız içerisinde yaptığımız programlarda, bizimle beraber olan organizasyonlarımızda hem Moğollarla ilgili olsun hem de Engin abiyle beraber organizasyon anlamında da Taner abiyle olduğu gibi bayağı işler yapmaya çalıştık. Kendisine kısacası çok çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Sağ olsun, var olsun diyeceğiz. Çünkü artık dediğimiz gibi bizim için ölümsüzler arasında yerini aldı. Hep o varmış gibi, o güleç yüzüyle, o spiritüel Engin abiyle biz yaşamaya burada devam edeceğiz. Makina, hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar. Sizin için de programın başında kendi duruşunu, kendi artık sound'unu diyeceğiz. Kendi varlığını ortaya koyarak gelen bir grup diyeceğiz. Bunu kabul ettirmeye çalışan bir grup diyeceğiz ve sanırım yavaş yavaş artık bunun adımları atılmaya başlanıyor. Sonuçta başlamış oldunuz. Pekala, iyi başlangıçlar diyeceğiz. Ama önce bir yeni tanışma için sizi tanıyan makinacıların dışında ilk kez tanıyacak olanlar için grupta kim kimdir? Buradan başlayalım. Şöyle devam edelim. Can Uzun aldı. Ben vokalistim grupta. Çağla Çakdoğan, bas gitar çalıyorum. Oğuzhan İnan, davul çalıyor. Hakan Kireçkaya, elektro gitar çalıyor. Ozan Ülke, klavye. Duyuldu değil mi sesiniz bu arada? Duyulmayan var mı? Her şey yolunda. Tamam. Peki arkadaşlar, evet, sizinle şimdi kendi müziğiyle kendisini kabul ettirmek isteyen bir grup diyeceğiz dedik. Fakat akla hemen Hayko Cepkin de geliverdi benim aklıma. Neden geldi? Çünkü Hayko Cepkin de kendi söylemi, kendi duruşuyla hiç umulmadığı bir anda, umulmadığı bir şekilde müzik piyasasında kendini kabul ettirmekte olan, hatta artık kabul ettirmiş bir isim. Sizler de Hayko Cepkin'in kendi tarzı gibi endüstriyel müziği kendinizle beraber taşıyıp getirmek üzere olan bir grupsunuz. Ancak ikinizin de izinden gittiği gruplara, tarzlara bakacak olursak işinizi sound anlamında çok iyi yaptığınızı söyleyebiliriz. Fakat ikinizin de gene sözlerine baktığımız zaman izinden gittiği grupların müzikal tavrı bir yana, sözleri içeriği anlamında daha Türkiye'ye yakın, geniş kitlelerce daha kabul görebilecek sözlere sahip olduğunuzu görüyoruz. Hit parçası sizin için, belki bunun dışında, o da zaten İngilizce sözlü parçanız. Evet, biz buradan başlayalım. Nasıl oluyor da böyle oluyor? Yani en başından başlamak lazım. Sonuçta yaşadığımız ülke içerisinde baktığımız bir açı var albümde. İlk açıdan girdik diyelim. O da nedir? Hayata karşı duygusal mücadele. O ilk açıyı yansıttığımız bir albüm oldu. Sadece Hiç şarkısında belirttiğin gibi izinden gittiğimiz gruplara daha yakın bir söz var. Daha umursamaz, daha ukala. Öyle bir şarkı. Bundan sonrası için ne yaparız, ne yaşarız ben bilmiyorum. Nereden bakarız ama o noktada haklısın. Yani endüstriyel müzikte bu kadar da duygusal bakış yok aslında. O noktada haklısın. Peki bu kendinizi kabul ettirmeniz için müzik piyasamıza düşündüğünüz bir şey miydi, yoksa böyle mi gelişti? Yani hani sözleri alıp da başka farklı tarzlarda müziğin üstüne de oturtsak neredeyse kabul görür bir durum var. Ama dediğim gibi örnek olarak gösteriyorum, müzikal olarak çok farklısınız. Hayko Cepkin'de de bu söylediğim durum var. Bilmem, ben mesela eskiden Anathema dinliyordum. Anathema'nın sözlerini de Türkçe'ye çevirdiğimizde son derece benzer sözlere sahip. Ya da bilmem, Katatonya'da da bu var. Yani belki eski dinlemişliklerden kalan durumlar bunlar. Yani benim görüşüm bu, siz ne diyorsunuz? Yani biz aslında hani hem enstrümantalist olarak hem can vokalist olarak yapmaya çalıştığımız, gözümüzü kapatıp
sadece kendi içimizde ne hissediyorsak, hani dış tarafı tamamen kapatmanız gerekiyor aslında sanatı gerçekten anlatabilmek için. Onu tamamen hissedip insanlarla paylaşıp daha sonra geri dönüşü oluyor mu? Hani kimler algılayabiliyor, kimler algılayamıyor, kimler seviyor, kimler bizimle beraber, kimler bizim gibi çıldırabilecek. Onları görüp ondan sonra ilerliyoruz. Yani bir dış mekanı ilk önce kendini kapatma durumu var. Ondan sonra üretim vaktinde insanları bunu açma durumu var. Kendinizi kabul ettirdikçe ikinci, üçüncü albümlerde de artık sözler daha da farklılaşıp belki de belki. İngilizce yaptığınız parçadaki gibi. Belki yani çünkü stratejik olarak şöyle bir düşünce yok abi. Yani Türkiye'de bak şu sözler gidiyor, bizim müzik böyle ama en azından sözleri böyle yapalım. Ha tutarsak zorlarız diğerlerini gibi bir düşünce yok yani. Yok, belki ikinci albümde sözler böyle olacak, hangi, belki olmayacak. Ha, yani Türkçe konuşup, Türkçe şarkı dinlediğiniz bir ülkede büyüdüğünüz için o hesaplardan uzak tutarak bunu sordum zaten. Peki bu noktada kendi albümü olan bir grup olduğunuz kadar coverlarınızla da çok konuşulan bir grupsunuz. O zaman bir önceki soruya bağlı olarak şunu soralım. Beste ve Türkçe mi, cover ve İngilizce mi daha böyle kendinizi rahat ifade ettiğiniz parçalar oluyor sahnede? Yani besteler sonuçta bizim kendimizi ifade ettiğimiz şeyler. Yani makine budur diyeceğimiz şeyler besteler. Çünkü Ozan ona davul yazıyor, Çağdaş ona bas yazıyor, ben ona vokal yazıyorum. Yani bizim ifademiz bu ama bazen de şeyler var. Abi, adam ne güzel söylemiş, bak biz de olsak aynısını söylerdik deyip Rammstein'in o parçasını o nedenle söylüyorsunuzdur belki, bilemiyorum. Ya yani hoşumuza gidiyor. Mesela Rammstein çalarken çok değiştirmeye ihtiyacı duymuyoruz çünkü o şarkılar olmuş. Herhangi bir katabileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir şey yok ama Jackson cover'ında biz bunu böyle yapsak güzel olabilir diye düşünerek yaptığımız bir şeydi. Eyvallah. Bu arada tabii sizi tanımayanlar için ne sürprizler bekliyor onları. Biraz ipuçlarını da vermiş ve heyecanı biraz arttırmış olduk. Peki sohbetimiz devam edecek arkadaşlar. Makine...